böyle bir lider gelmiş. Ne kadar rahatsız. Niye rahat olayım kızım? Senin yaşın kadar benim torunum var. İşte rahat. Daha bekleyin. Ben öğrenciyim. Eğer sen bu ben öğrenciyim. 5 lirayla sokağa çıkamam. Öğrenciyim. Kızım o zaman sen de ona göre gidip kuşanacaksın okulum seninle kadar. Çalı nasıl olur? Ben de diyorum olmaz artık hani olmamalı ama sonra bazılarını görünce diyorum ki yok haklılar adam. Hala var hala devam ediyorum. Bu sadece birilerine laf al. Kendi ailemde de var kendi çevremde de var anlatamıyorsun bir şey. Adam salt yani bir kere öyle inanmış. Şöyle diyorlar mesela Tayyip Erdoğan giderse biz ne yaparız? Ya öyle şey mi olur ya illa ki Tayyip Erdoğan'ın ben de makamına kendisine saygı duyarım o ayrı bir şeydir. Ama ya neymiş biz Müslümanmışız? İşte Tayyip Erdoğan ya peygamberimiz ölmüş Müslümanlığa bir şey olmamış. Dört halife olmuş Müslümanlığa bir şey olmamış. Neler neler olmuş bir şey olmamış. Atıyorum halifeler gelmiş bir şey olmamış. Osmanlı Devleti gibi bir şey gelmiş. Padişahlar ölmüş. İslamiyet'e bir şey olmamış da Tayyip Erdoğan gittiğinde İslamiyet ortadan kalkacak. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Ne saçma bir... Ne saçma bir düşünce? Ya bu ülke 80 milyon ki her gün artan bir nüfusa sahip. Ya hiç mi yok ya şuradan 1000 tane Tayyip çıkar ya. O yetkiyi ver bana 1000 tane çıkar. Askeriye bende olsun, anayasa bende olsun, şu bende olsun, bu bende olsun. Ben istediğim gibi at koştururum. Buna rağmen Tayyip Erdoğan 20 yıl önce aldığı ülkeyi aynı mesela atıyorum ekonomi kötüydü, şu kötüydü, bu kötü. O niyetle aldı değil mi? Öyle bir ekiple geldi. Biz de ona göre oy verdik. Ben de vermişim. Ama bugün getirdiği durum onun çok çok dibinde. Yani şu durumda bakıyorsun her şey daha karmar çormar, daha saçma sapan. Ki bir de şu var, şimdi diyorlar ya başkası gelirse daha kötü olacağız. Ben de inanıyorum. Çünkü niye? Çünkü ülke bir uçurum başına getirip bırakılıyor. Ve hani ne yasa takmış, ne hukuk takmış, ne kural takmış. Hani neyi nasıl yapacaksın, neyi nasıl düzenleyeceksin? Onlar da ayrı bir zaman alacak. Ben bunun hepsinin farkındayım. Mesela az önce buradaki abla diyor ki, abi diyor ki Ekrem İmamoğlu bir yıl İstanbul'da ne yapmış? Tamam da 20 yıl boyunca onlar ne yaptı? Sonucu burada. Bu insanlar abla diyor zaten. Ki abla diyor ki benim bilmem ne işte Amerika'da mı ne şöyle rahat yaşıyor. Bir kere oradan sorgulasın. Abi diyor ki ben emekliyim hala çalışıyorum. Sen bir kere onu sorgula. Ben emekli olduğum halde niye çalışıyorum? Senin Erbakan Ecevit döneminde bak ben şunu çok iyi biliyorum. Erbakan Ecevit döneminde bizim bir akrabamız. Erbakan Ecevit döneminde bak ben köylü çocuğum Erbakan Ecevit döneminde bizim bir akrabamız bir şey memur oldu mu? Memur oldu mu? Biz onu hayatı kurtulmuş sanıyorduk. Biz onun hayatı kurtulmuş sanıyorduk. Onun dışında bir saniye şunu da söyleyeyim. Emekli olacağı yakın biz derdik ki o hayatını kurtulmuştu. Çünkü aldığı parayla kendine bir ev alırdı, bir araç alırdı ondan sonra geçmiş. Adam gelmiş diyor ben emekliyim hala çalışıyorum. Ya sen bir kere buradan başlaman lazım, bunu sorgulaman lazım. Onun dışında mesela adamın aldığı mesela tutup şey yaptılar işte asgari ücrete zam yaptı 2800'den işte 4000. Herkes bir sevinç narası atıyor. Ya ben dedim sadece şöyle düşünün. Sadece şöyle düşünün. Alın o parayı gidin markete. Geçen yıl 2800'den ne kadar şey alıyordunuz? Bu yıl 4250 ile ne kadar şey alıyorsunuz? Ya bu çok zor bir şey değil. Ha vatan millet bu herkesin ortak noktasıdır değişmezdir. Herkeste de vardır. Ha. Ama getirip onu ona bağlıyorlar. Yok siz vatanını sevmiyorsunuz, yok milletini sevmiyorsunuz. Ya biz ben şu an burada canhıraş tartışabiliyorsam demek ki bu vatanı hani kafaya taktığım için ama tartışabiliyorum. Bu bile yeterli yani. Ama bakıyorsun ne bileyim insanlara anlatamıyorsun hele şu yaşlı amcalara. Bir de şunu söyleyeyim hani ikide bir şu artık tirad oldu hani telefonunu göster. Ya yemin billah Suriye 10 yıldır savaşta Suriyeli çocukların taşıdığı telefonu ben taşıyamıyorum abi. Desen Suriye mi iyi Türkiye der Türkiye. Eğer telefon hani eğer kısas telefonsa adamlar bir telefon taşıyor ki bir ayda bir değiştiriyorlar yani bu değildir yani böyle olmaması lazım böyle evet. Düşünmememiz lazım. Çılgınlık, 21. yüzyıl diyorlar yani artık insanlar nelerle bilimle kafa yoruyor nelerle kafa yoruyor biz hala yok şöyle yok yağla yok şuyla. Kendinize iyi bakın. Evet söyle. Alo Tayyip'e laf edenin kanı bozuktur arkadaş başka laf yok. Tayyip'e laf edenin kanı bozuktur. Doğru.